Arkadaşlar hoş geldinizle başlayayım. Böyle bir girizgah yapmış olayım. Adı da girizgah olmuş olsun. Bugünkü yayınımızda Anduin Lothar'dan bahsedeceğiz. Anduin Lothar kimdir, nedir, ne değildir, hikayedeki yeri nedir, neden bu kadar önemli bir karakterdir, her yerde adı geçer vesaire vesaire gibi soruları cevaplayacağız. Şimdi öncelikle Anduin Lothar'ı hani kimdir derken onun ne derler unvanlarından bahsedelim. Anduin Lothar Azeroth'un aslanı. Lion of Azeroth diye geçer. Azeroth derken bu ara hani Alliance değil farkındaysanız Azeroth diyor. Azeroth demesinin sebebi de dostlar o zamanlar hani bu unvanı kazandığı dönemlerde Azeroth ırkı tamamen Alliance ya da işte atıyorum şeyden insanlardan olduğu bilindiği üzere olduğu için. Velhasıl uzatmayacağım. Supreme Commander of Alliance diye geçer. Alliance'ın yüce komutanıdır kendisi. Oo, bir abonelik daha geldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu ara Mete'de hoş geldin. Devam ediyorum arkadaşlar. Peki Anduin Lothar'ın hani Anduin nedir? Ben bu isme çok takılıyorum. Çok da özür diliyorum. Belki beni tanıyanlarınız bunun neden olduğunu bilecek. Anduin ismi arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor. Yüzüklerin Efendisi'nde yani Orta Dünya'nın en büyük nehrinin adı Anduin'dir ve hatta bu Gollum karakterinin yüzüğü bulduğu nehir ya da Isildur'un yüzüğü düşürdüğü nehir, Isildur'un öldüğü nehrin adı Anduin'dir. Yani bu isim benim geek dünyamda çok önemli bir yere sahiptir bundan dolayı ve oyunda ben bu ismi ilk yani böyle zikredilmeye başladığından itibaren böyle direkt kulak kabarttım ve hani hikayesine odaklandım bir karakter. Anduin'in hikayesi arkadaşlar Lane Wirin'le başlar. Filmde zaten kendilerini az çok tanıdınız ama hikayede Lane Wirin kimdir? Biraz da ondan bahsedeyim ben. Lane Wirin bizim bildiğimiz King Varian Wirin'in babası. Yani bu Legion paketinde hayatını kaybeden Yüce Kral Varian'ın babası. Aynı zamanda şu anki Anduin'in hani dedesi tamam hani akrabalık ilişkilerini tekrar ediyorsun demeyin. Onun dışında en büyük özelliği bu Anduin Lothar ve Medivh'le çocukluk arkadaşı olmaları. Peki Anduin Lothar bu mevkiye nasıl geldi? Tamam hadi Lane kraliyet soyundan gelen bir karakter. Ancak adını sen söyle biraz daha yanaşlarsan. Adını sen söyle Anduin Lothar buraya nasıl geldi? Arkadaşlar Anduin Lothar Azeroth'un yani görüp görebileceği en iyi savaşçılardan biri. Yani Warrior denildiği zaman yani adını Anduin Lothar'la anarsınız bir karakterin. Anduin Lothar bu yüzden önemlidir. Peki ne oldu da hani bu sıralamaya girdi Anduin Lothar? Anduin Lothar yavaş yavaş büyüdü, kendisini kanıtladı. Ve Alliance'ın nasıl söyleyeyim ordularında saflarında kendine yer edinmeye başladı. Sen demiştin ya kendini kanıtladı. Nasıl kanıtladığıyla dair aslında çok da net bilgi yok. Onu ben de araştırdım. Herkes bu zamanda trollere karşı bir operasyona girişiliyor. Ondan dolayı kendini kanıtladığını düşünüyor. Ama orada zaten hani nasıl söyleyeyim kraliyet saflarında adı bilinen bir savaşçı olmaya başladığı dönemlerde benim bilgim şu anda yani bu küçük kanıtlama şeyi yani yükselme olayı nasıl oldu bilinmiyor ama şöyle bir Brotherhood of Horse denen bir şey var. Bir birlik var. Yani kralın ne derler? İşte atlı ordusu. Kralının atlı Tımarlı. yani tımarlı olmuyor çünkü hani bunlar bağ bahçeden toplanan paralarla şey Sipahi oldu. ne deniyor? Semirilmiyor. Ama evet bir sipahi şeyine dahil oluyor ama yani böyle sıradan bir atlı birlik değil bu. Yani kralın yakın koruması. Şey gibi mi? Lord of the Rings'teki atlılar var. Gibi, Tarihi bir şey. gibi, gibi yani. Ve işte zaten o sırada hani akranları olan Lane Rin, pardon özür diliyorum Koğuşan çok kızdı. Lane Rin ve Medivh'le yakın arkadaşlıklar içerisine giriyor. Peki Medivh'le olan arkadaşlığı nasıl ilerliyor? Şu şekilde anlatayım onu da. Medivh biliyorsunuz bir önceki bölümlerde anlattık. İçinde Sargeras'ın gücünün bulunmasından dolayı bir gün ağır bir komaya giriyor. Detayına girmeyeceğim. Aşkım hadi gel. Geleyim Ha ben hani kalkma tamam. kalkmadım ki. Ağır bir komaya giriyor ve uzun yıllar burada haritada gösterebilecek miyim bilmiyorum ama Northshire Abbey
dediğimiz Valley diye geçiyor ama Abbey. Burada bir kilise var, haritada görüyorsunuz. Şöyle ortada, benim kursorum görünmüyor yayında ama şurada ortada Northshire yazan yerde Medivh ne deniyor? Yatalak hasta bakılıyor ve sürekli olarak buraya ziyaretler gerçekleştiriyor. Kendisini buraya çok sık gelip giderken görüyoruz arkadaşlar. Ve efsane aynen Bedri Rohirrim şövalyelerine benziyor ama dediğim gibi sadece kralı koruyor. Öyle düşün. Anduin'in asıl efsanesi arkadaşlar birinci savaşta başlıyor. Yani birinci savaş derken işte Dark Portal açıldı. Orklar dünyaya gelmeye başladı. Orklar yavaş yavaş güneydeki bölgelerdeki şeyleri, köyleri, kasabaları talan ediyor. Önüne herhangi bir ciddi bir ordu çıkmamış. Ve ilk ciddi orduyla Stormwind ordusuyla karşılaşıyor ve bu Stormwind ordusunda da Anduin Lothar önderlik ediyor. Ve hatta Anduin Lothar şurada şu bölgede Red Ridge Mountains değil de Swamp and Sorrows'a kadar nasıl söyleyeyim püskürtüyor. Şu an bu bölgeyi biz klasikle açmadığımız için göremiyorsunuz. YouTube editi yaparken haritanın görselini koyarım. Stoneheart'a kadar çekiliyor. Stoneheart'ta orklar tekrardan bir birlik kuruyor. Yani birlik kuruyor derken böyle özel bir birlik değil. Hani yeniden regroup yapıyorlar. Yeniden toplanıyorlar. Ve çok büyük bir güçle, çok yıkıcı bir güçle Stormwind'in üstüne saldırıyorlar. Stormwind'in üzerine yapılan saldırı sırasında Garona Lane Rin'i bıçaklayarak öldürüyor ve Stormwind dayı yıkıldıktan sonra yani Stormwind düştükten sonra Stormwind'in kuvvetlerini ve o zamanlar daha çocuk olan King Varian Rin'i Lordaeron'a kaçıran kişi, yani kaçıran demeyeyim de canını kurtarıp gemiye koyup Lordaeron'u daha kuzeye götüren kişi Anduin Lothar oluyor. Peki bu olaylar nasıl gelişiyor? Orklar geldiği sırada biliyorsunuz Garona da geliyor. Garona nerede hikayeye giriş yapıyor? Medivh'le birlikte giriş yapıyor. İyi de niye karışmaya başladı ortalık. O yüzden ben düzden gireyim bu hikayeyi size anlatayım arkadaşlar. Medivh bahsettim o yüzden çok deli gibi bahsetmeyeceğim tekrar olmasın diye. Biliyorsunuz komasından çıkıyor. Ve hani gelen bütün ne denir ona çıraklarını delirtiyor. Yani hiçbir çırak dayanmıyor buna. Bir tek Khadgar dayanıyor. Ve filmde olduğu gibi değil. Garona işte Anduin Lothar'la tanışıyor şekilde falan ya da işte Lane Rin'le tanışıyor şekilde değil. Daha çok Karazhan'da Khadgar'la tanışıyor. Ondan sonra Anduin Lothar'la tanışma faslı geçiriyor. Neyse dediğim gibi tekrar etmeyeceğim. Medivh'le olan muhabbetlerde Khadgar işkilleniyor. Yani diyor ki bu Medivh'de bir sıkıntı var. Birisi tarafından ele geçirilmiş gibi hareket ediyor. Bu çıraklarından yola çıkarak mı? Yok çıraklarından yola çıkarak değil. Medivh daha önceki videoda bahsetmiştik. Adını sen söyle. Sargeras dediğimiz bir Kara Titan tarafından yozlaştırılmış durumda onun zihni. Tamam. Ve zaten orkları da bu dünyaya getiren kişi kendisi. Bundan şüpheleniyor. Filmde de zaten bunu görüyorsunuz. O böyle bir el hareketi yapıyor şeyde. Böyle bir şeyler buluyor falan filan. Neyse direkt Khadgar gidiyor ve durumu Anduin Lothar'a bildiriyor. Anduin Lothar önce inanmıyor ki Anduin Lothar hani hiçbir zaman inanmıyor. Hani Medivh'de bir sıkıntı yoktur. Medivh ya kandırılmıştır ya başka bir şey yapıyordur. Yani mutlaka bir sorun vardır diye Medivh'i kontrol etmek için gidiyor. Bazı öğrencileri merdivenleri bile çıkamadan delirip bırakıyorlar. Ya kuleden kendini atanı mı ararsın? İntihar edeni mi ararsın? Büyüyle kendini patlatanı mı ararsın? Bir kitapta, Karazhan içindeki kitaplarda bunlardan bahsediliyor bu ara. Gidersek bir gün, aklıma da gelirse şey yaparım, sizlere gösteririm. Ama dediğim gibi konu Medivh değil. O yüzden ben böyle atlayarak gitmek istiyorum. Çünkü Medivh'in konusu bambaşka büyük. Bambaşka büyük. Ve bu şekilde Anduin Lothar Garona ve Khadgar'la birlikte yanına aldığı böyle birkaç kişiyi daha işte şövalyelerle birlikte Karazhan'a doğru gidiyor arkadaşlar. Medivh'in kim olduğu ortaya çıkıyor ama şimdi Karazhan oyundaki gibi düşünmeyin. Hikayedeki Karazhan hani yerin üstünde olduğu kadar yerin altında da var. Gerçi eski Karazhan'da bunu görüyorsunuz ama yeni Karazhan'da bu şekilde hani ne denir o tasvir edilmemişti. Karazhan'ın derinliklerinde bir yerde
Medivh ile karşılaşıyorlar ve hani oluşan tartışma daha çok Khadgar'la Medivh arasında dönüyor. Tartışma sonucu bir kavgaya dönüşüyor ve Medivh'in artık içindeki Sargeras şeyi daha baskın olmaya başlıyor ve bir savaşa tutuşuyorlar. Sargeras büyüsü mü? Hı? Büyüsü mü demek istedim? Büyüsü değil, ele geçirilmiş ya, poses durumda. Ele geçirilmişti. Evet. Ve Khadgar olan dövüş sırasında aşkım şeyin kalbine hançerini saplıyor, Medivh'in kalbine. Ama Medivh ölmüyor. Daha da böyle güçlenmeye başlıyor. Artık Sargeras'ın yüzü direkt beliriyor. Satir formunu alıyor Medivh. Yani artık Medivh'den geriye hiçbir şey kalmadığından emin olduğu sırada Lothar nasıl söyleyeyim? Dövüşe dahil oluyor ve büyük bir kılıcı var arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu görselde de görebiliyorsunuz. Hatta The Great Sword diye geçer. Klasikte Grand Marshal title almış kişiler bu kılıca benzer bir kılıç alabilecektir Alliance tarafında oynayanlar. Böyle büyük, böyle two hand, yani iki elle tutulabilecek bir claymore dediğimiz kılıçla tek darbede Medivh'in kafasını uçuruyor. Tabii biz Medivh'i burada öldü zannediyoruz. Ölmüyor. Medivh'in hikayesi devam ediyor. Aynen. Turalyon'un tuttuğu kırık kılıç, ama daha geleceğiz oraya, spoiler verdiğin için ağzına. Velhasıl arkadaşlar, Anduin Lothar'ın hikayedeki önemli büyük adımlarından bir tanesini de buydu. Yani bu anlattığımız hikaye çok önemli, çünkü Medivh gibi, yani adı Guardian dediniz. Ki Guardian biliyorsunuz Azeroth'un en güçlü büyücülerinden oluşuyor. Orada başka bir şey daha söyleyeceğim sana Kardok. Unutturma lütfen. O büyük büyücüyü öldürebilen bir karakter. Yani öldürmüş olan bir karakter. Bundan dolayı hikayede yeri çok önemlidir. Velhasıl daha sonra Garona'nın Kraliyet Sarayı'na girmesini sağlayan kişi oluyor. Yani az önce dedim ya, Garona Lainvrin'i öldürüyor. Hatta filmde de Dark, yani portalın önünde yapıyor bunu, ama aslında orada olmuyor. Kraliyet Sarayı'nda oluyor lore'a göre. Filmde biraz böyle tasvir etmişler. Neden bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nde de vardı biliyorsun. Kitaptan farklıydı bazı şeyler. Demek ki bu filme uyarlamalar yapılırken hikayenin içine sıçmalar yani vacip deyip. Aynı şeyler Harry Potter'da da olmuştu. Velhasıl hani hadi Medivh biliyordu ve işine geliyordu, ama genç Khadgar Garona'nın zihninin Gul'dan tarafından yıkandığını nasıl anlamadı? Bu ara şöyle söyleyeyim Hudin'cim, çok özür diliyorum. Bana sorarsan Medivh de bilmiyordu. Çünkü Medivh Garona'ya aşık oluyor hikayenin lore'unda. Biliyorsun. Ve hatta bir çocukları oluyor, adı Medan diye. Evet. Evet. Şu anda Medan çok güçlü bir karakter olacağı için hikayeden de, oyunun hikayesinden de kaldırılmış durumda. Belki de biliyordu. O Gul'dan hikayesine girmeyeceğim bu ara. Gul'dan komaya giriyor. İşte Medivh ölürken falan filan. Onlara hiç girmeyeceğim abi. Gul'dan da bahsederiz onlara. Kraliyet Sarayı'na döndüler arkadaşlar. Kraliyet Sarayı'nda döndüklerinde hadiseler yaşanıyor. İşte bu az önce bahsettiğim, ki Orgrim Doomhammer'ın yönettiği, aslında Blackhand Warchief ama Orgrim Doomhammer orduları yönetiyor o sırada. Orgrim Doomhammer'ın yönettiği Stormwind baskını sırasında Kral Lainvrin Garona tarafından öldürülüyor ve Stormwind düşüyor. Bundan mütakip, dediğim gibi, yani artık prens, o zamanlar prens ama yaşı çok küçük olduğu için hani bir krallık yönetebilecek durumda değil. Anduin Lothar bunu alıyor ve kuzeydeki Lordaeron insan krallığına, ki kardeş krallığıdır. Yani sister, daha çok hani kardeş derken erkek kardeş babında değil. Sister krallığa götürüyor. Ve burada az önce videonun başında, yani hikayenin başında bir ünvanlardan bahsetmiştim. Burada da Regent Lord of Stormwind alıyor. Yani ne denir ona, vekil harcı ünvanını alıyor. Aslında kraliyet soyundan olmamasına rağmen, birebir kraliyet soyundan olmamasına rağmen bu ünvanı alacak kadar kudretli bir general yani. Hani başka kimseye kalmıyor bu ünvan. Anduin Lothar'a kalıyor arkadaşlar. Anduin Lothar aynı zamanda dönemin, hani gelecek dönemin kralı King Verin Rin'in
warrior yani savaşçı akıl hocası oluyor. Ve durumu King 2. Terenas'a yani Kral 2. Terenas'a anlatıyor. Böyle böyle orklar geldi, şunlar bunlar geldi. Dünyamız elden gidiyor diye. Bunun karşında Kral 2. Terranas da şu anda oynadığınız günümüzdeki Alliance'ın temelleri olan The Alliance of Lordaeron'u kuruyor. The Alliance of Lordaeron'da biliyorsunuz elfler var, cüceler var, insanlar var, gnomlar var, varoğlu var. Bunların hepsinin bir araya gelme sebebi arkadaşlar orklar. Gerçi zamanında hani orklarla bir münakaşaya girmiyor şeyler. Elfler troll savaşlarında yardımcı oldukları için Alliance ittifakına cevap veriyorlar. Alliance ittifakı da ikileme gibi oldu. Lordaeron ittifakına cevap veriyorlar arkadaşlar. Elfler bu yüzden dahil oluyor. Cüceler özellikle Wildhammer cüceleri ve Gnomergan ve Ironforge cücelerinin savaşa dahil olmalarının sebebi ise orklar tarafından hani büyük bir zulme uğramış olmaları. Velhasıl burada küçük bir anekdot anlatacağım arkadaşlar. Biz buraya geldik. Evet, Terenas ittifakı kuruyor. Savaşa tekrar hazırlanacak. Zaten orklar da kuzeye doğru gelmeye başladı. Lordaeron'u kuşatıyorlar. Bu kuşatmaya gireceğiz birazdan. Ama küçük bir anekdot var. Anduin Lothar burada Alonsus Fall'la karşılaşıyor arkadaşlar. Alonsus Fall o zaman daha yani uygulamaya konulmuş olan bir yürütmeden bahsediyor Anduin Lothar'a. Diyor ki biz diyor ışığın kilisesi olarak savaşçı insanlara ışığı öğretiyoruz, paladinliği kuruyoruz. Sen de emrine bunları al. Hani sen de bize hem warrior'lık öğret hem de sen de bu paladinliği öğren. Hani onu paladin yapalım demiyor da hani bu paladinliği öğren ve birliklerine dahil et. Bunları da sen yönet diyor. Hoşuna gidiyor. Özellikle Alonsus Fall'un bunu istemesinin en büyük sebebi de Northshire. Az önce gösterdim ya şu haritada Northshire Abbey denilen yer. Buradaki ışığın kilisesinin orklar tarafından tarumar edilmesinin. Yani intikam istiyor biraz da ışığa şeyinden dolayı, yapılanlardan dolayı. Ama normalde Alonsus Fall böyle bir karakter değil. Biliyorsunuz. Velhasıl ittifakımız kuruluyor arkadaşlar. İttifakımız kurulduktan sonra King Terranas diyor ki benim ordumda senin kadar kudretli kimse yok. Sen çok büyük bir insan savaşçısın ve orduları kendisinin yönetmesini istiyor. Peki neden çok büyük bir insan savaşçısı? Hani tamam biliniyor falan dünyaya nam salmış da hani insanlar nereden biliyor? Arkadaşlar Anduin Lothar Arator ırkının son üyesi. Arator ırkı derken şöyle söyleyeyim. Bu Arati Highlands'te kurulmuş bir krallıktan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Arati Empire diye geçiyor. Arati İmparatorluğu diye geçiyordu. Daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. 7 insan krallığının birleşimi olan o büyük krallığın soyundan gelen, o soylu sınıfından gelen son insan. Yani insanoğlu insan diyebiliriz. Yani çok kudretli bir insan. Ve hani savaşçı yetenekleri de buna da dayanıyor. Tamamen buna base değil ama bundan gelen bir gücü de, kudreti de var arkadaşlar. Ve bundan dolayı da aynı zamanda çok da saygı duyuluyor kendisine. Son Arati soyunun olmasından mütevellit. Velhasıl arkadaşlar Lordaeron kuşatması gerçekleşiyor. Orgrim kuvvetleriyle birlikte Hinterlands'ten Trisfall Glaze'e doğru geçiş yapıyor. Tabi bu sırada Dragon Maw olayları yaşanıyor. İşte Wildhammer klanları havadan destek veriyor Alliance'a. Orklar işte Kızıl Ejderlerle havadan saldırıyor. Falan bir sürü hikaye yaşanıyor. Derken. Ablası derken neyi kastettin Kardokcum? Bekliyorum bu ara cevabını. O hikayenin detaylarını anlatmıştık daha önceki yayınlarımızda. Hiç detayına girmeyeceğim. Ork birlikleri Lordaeron'un kapısına dayanıyor arkadaşlar. Büyük Lordaeron kuşatması gerçekleşiyor. Ancak Gul'dan'ın Tome of Sargeras sevdası ki Gul'dan'ın
Tabii canım, yani aynı kan soyundan geliyor işte. Gul'danın insanlarla da bir alıp veremediği yok diyor. İşte atıyorum şeylerle de bir alıp veremediği yok. Oradaki canlılarla, Azeroth'la falan şununla bununla hiçbir alıp veremediği yok. Gul'danın tek amacı adını sen söyle, daha fazla güce erişebilmek. Ve Medivh Gul'danı kandırırken, ki Sargeras yani, Gul'danı kandırırken onu büyük güç vaadiyle kandırıyordu hatırlarsanız. Onu aramaya gidiyor ve Hord'u bir başına ortada bırakıyor. Bunun üzerine Blackhand de şaşırıyor. Warchief olarak ne yapacağını bilmez bir şekilde geri çekilmeye başlıyor. Ki orduların başında aslında Orgrim Doomhammer var ama Warchief'lik hala şeyde, yani nasıl söyleyeyim. Ha yok yok, özür diliyorum, çok özür diliyorum. Buraya gelmeden önce Blackhand öldürülüyor, çok özür diliyorum. Orgrim var arkadaşlar, silin atın. Neyse, Orgrim komutasında geri çekiliyor ama şimdi arkadaşlar, yani nasıl söyleyeyim. Bloodlust'ın bir dibe vurulmuşluğu var. Yani orkların biliyorsunuz asıl gücü, evet iriler, büyükler, kudretliler ama orkların asıl gücü Bloodlust'tan geliyor. Yani o Menaroth'un kanından dolayı oluşan o öldürme isteği, o kana susamışlıktan geliyor. O kana susamışlık bu yenilgi karşısında yavaş yavaş körelmeye başlıyor. Ve haritada şuradan arkadaşlar, şu parlak yerden abone olman lazım Melikciğim. Ondan dolayı. Şu parlak olan yerden güneye doğru yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor arkadaşlar. Ta ki Burning Steps'te Black Rock Mountain'ın önlerine kadar. Black Rock Dağı'nın önüne kadar gelen orklar insanlar tarafından takip ediliyor. Kimisi öldürülüyor, kimisi esir ediliyor falan filan. Şu an ben şeyimde açık değil, haritamda açık değil ama oynayan arkadaşlar mutlaka biliyordur. YouTube edit yaparken de mutlaka koyacağım arkadaşlar. Anduin Lothar'ın bir heykelini görebilirsiniz Burning Steps'te. Peki niye anlatıyorum şu anda? Kılıca özellikle dikkat çekmemin sebebi bu Ragnaros nereden çıktı ya? Yani Neferyan'dan bir kılıç düşüyor. Çok da ünlü, ben çok da seviyorum. Bizi takip edenler az çok bilirler ne olduğunu. The Great Sword of Ashkandi. Ashkandi'nin üzerinde şöyle bir yazı var. Okuyayım size birebir. Kıçımdan uydurma bir şey olmasın. The hilt is inscribed with the initials A.L. Buradaki A.L'nin Anduin Lothar olduğu varsayılır hikayede. Yani belki de hani çünkü Anduin Lothar'da iki kılıç vardı. O büyük The Great kılıcı dediğimiz kılıç bu Ashkandi olabilir. Ashkandi'nin ne kadar büyük olduğunu oyuncular az çok hatırlayacaklardır. Yani ben bir Blood Elf olarak Ashkandi'yi taktığım zaman yere sürtüyor yani. O kadar büyük bir kılıç. Karduk, bunu söylemek istemiştim. Anduin anıtı var. Horde bölgesinde neden hala o bir şey kılmadı? Sonuçta Azeroth bir sürü şey atlattı. O zaten hani nasıl söyleyeyim, bir saygı sembolü. Orklar bu tarz şeylere biliyorsunuz çok değer verirler. Çok önem verirler. Bundan dolayı yıkılmadığını düşünüyorum ben. Yani orklar sadece gelip işte kana susamışlıkla savaşan, dövüşen basit klan olarak düşünmeyin. Ne? Orasını bilmiyorum. Bak, oyunda Blackhand ile Anduin kapıştı mı falan. Blackhand ile Anduin kapışmadı arkadaşlar. Anlatacağız. Şu anda geliyoruz. Blackhand ile Anduin kapışmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok hikayede. O film kurgusu. O zaman lore'a giriş yapmış olayım. Doomhammer kapışmamış mıydı? Aşkım, arkadan bir şeyler geldi. Doomhammer. Evet evet. Hatta kafasını parçalıyor onu. Evet, anlatacağım. Arkadaşlar, Lordaeron kuşatmasından sonra Doomhammer komutasındaki orkları Anduin Lothar komutasındaki insanlar Burning Steps'e kadar kovalıyor. Black Rock Dağı'nın eteklerine kadar. Black Rock Dağı'nın eteklerinde çok büyük bir savaş dönüyor. Ama yani nasıl söyleyeyim, dillere destan. Yani film edilebilse gerçekten ki aslında imkanı vardı Blizzard'ın ama yapmadı. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o son savaş kadar, Kralın Dönüşü'ndeki son savaş kadar güzel bir sahne çıkartabilecek bir savaş dönüyor. Bu ara
Bölmeden devam ediyorum. Orgrim Doomhammer şu anda yenilmiş bir komutan olarak görünüyor olabilir. Ancak Orgrim Doomhammer çok büyük bir taktisyen. Yani savaş zekası çok yüksek. Ve Anduin Lothar'ın ordusu aslında baskın ve daha güçlü, daha yetenekli olmasına rağmen Anduin Lothar'ı nasıl söyleyeyim? Hani katakulleye getiriyor ve bir tuzağın içine çekiyor. Anduin Lothar'la birebir dövüşme imkanı oluyor. Anduin Lothar'la birebir dövüşürken o Orgrim Doomhammer onun bu meşhur büyük kılıcını, The Great Sword'u parçalıyor. Ve savunmasız kalan Anduin Lothar'ı kafasını elindeki Doomhammer'la ezerek öldürüyor. Yani cani bir şekilde, yani vahşi bir şekilde öldürüyor. Şu anda şu anda savaş sona erdi gibi görünse de işler pek öyle olmuyor arkadaşlar. Yani şu an orklar zafer naraları atarken kılıcın kırık parçalarını yerden alan, çok Yüzüklerin Efendisi'ne benziyor biliyorum ama kılıcın kırık parçalarını yerden alan Turalyon, ki az önce bahsetmiştim hatırlar mısınız bilmiyorum, Alonsus Fall, hani paladinlerden bahsediyor ya, Anduin Lothar'ın yanına aldığı paladinlerden bir tanesidir kendisi. Bu paladinlerden Turalyon kılıcı alıyor ve Orgrim'i yeniyor arkadaşlar. Orgrim'i öldürmüyor bu ara. Orgrim bozguna uğratıyor, esir ediliyor. Neki istiyor musun? Neki evet istiyorum. O zaman almıyorum ben. Okey, al senin olsun. Evet, Turalyon Alliance tarafı için benim için çok pek fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yani mesela ben paladinlerden daha çok Tyrion Fordring, yani Fordring'i daha çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar, Anduin Lothar öldü. Hikayesi, kendi hikayesi sona erdi. Ancak ne derler ona? Ünvanının, şanının, şöhretinin hikayesi bitmedi. Bu savaşta çok büyük başarılar gösteren bazı generaller ön plana çıkmaya başladı. İşte az önce bahsettiğimiz Turalyon. Sevgilisi kimdi lan bunun sevgilisinin adı? Jester? Windrunner'lardan? Alira mıydı? Veresta. Yok, Alira. Alira. Tabu etmem. Alira, aynen. O ikinci savaş sırasında şey vardı. Mogrin Doomhammer vardı herhalde. Hatta Ashbringer'e şey yapan, kuraptırı bozan. Yok, Mograine oradaydı ama Mograine bahsedeceğim şeyin içine girmiyor. Alira, aynen. Ya tam olarak bir ordu şey olarak sayamasa bile bir ikinci savaşçı önemli bir şey herhalde. İşte ama bu hikayede adı yok. Ha, doğru, evet. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, saydığım isimleri lütfen unutmayınız. Turalyon, Alira, Danat Trollbane ve son olarak Kurdran Wildhammer. Bu arkadaşlar, bu Blackrock Dağı'nın önünde olan savaştan sonra insanları Black Portal'a kadar, Dark Portal'a kadar, Black Portal nereden çıktı? Dark Portal'a kadar takip ediyorlar. Ve onları Dark Portal'dan tekrar Outland'e sürüyorlar. Outland'e sürdükten sonra burada kalıyorlar ve bu Legion'a karşı olan savaşta ön saflarda yer almaya başlıyorlar. Peki ben bu isimlerden neden bahsettim? Bu isimlerden bahsetmeye başlarken dedim ki Anduin Lothar'ın şanı devam ediyor bunlarla birlikte. Bu birliğe, bu Outland'e geçen bu küçük birliğe Sons of Lothar adı verildi. Ha, Khadgar'da bunlardan biri bu ara. Sons of Lothar adı verildi. Anduin Lothar'ın anısına. Bu Sons of Lothar'ı arkadaşlar Stormwind'in kapılarının önünde 5 tane heykeli var. Onları görebilirsiniz orada. Turalyon, Khadgar, Kurdran, Alira ve Danat Trollbane'i arkadaşlar. Orada 5 heykelciyi görürsünüz. Kısaca özetleyecek olursak Anduin Lothar'ı Azeroth Aslanı, kendini kanıtlamış çok büyük bir savaşçı, Khadgar'dan aldığı bilgiler doğrultusunda Medivh'in alt hikayesini araştırıyor. Ne oldu diye gidiyor. Medivh'in hayatına son veren kişi. King Varin Rin'i, King Varin Rin, özür dilerim Oğuzhan'cım. King Varin Rin'i Stormwind istilasından kurtarıp Lordaeron'a götüren kişi.
Lordaeron savunmasında büyük bir kahramanlık gösterip orkları geri püskürten ve Blackrock Dağı'nın eteklerine kadar geri çekilmelerini sağlayan Alliance'ın Supreme Generali, yani Yüce Generali arkadaşlar. Anduin Lothar'ın hikayesi bu kadar. Evet, çok uzunca bir hikayesi yok ama Warcraft 1'de, Warcraft 2'de adını çok sık duyuyoruz. Alliance'ın oluşmasında çok büyük bir etkisi var. Yani bugünkü oynadığımız Alliance'ın temellerinin oluşmasını sağlayan karakterdir. Anduin Lothar bundan dolayı önemlidir. Kendisini çok severim ben. Kısaca Lothar diye yazılır, adam diye okunur. Aynen öyle. Kendisi, yani Alliance, ben normalde biliyorsunuz Horde hayranı bir insanım. Ancak Alliance'da önünde saygıyla eğildiğim ve hiçbir şekilde adını söyleyin, hani adı kötüye karışmamış ya da griye dönmemiş, tamamen beyaz karakterlerden bir tanesidir kendisi. Lore-wise konuşalım. Kendisini buradan selamlıyoruz. Işığın içinde uyusun diyoruz ve Anduin Lothar'ı hikayesine son veriyoruz arkadaşlar.